Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 20. Bölüm Kureyş. Demek ona hakaret ettin. Ben de onun dinindenim. Onun iddia ettiklerinin hepsini onaylıyorum. Eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana karşı çık. Hazreti Hamza Ebu Cehil'in yeğenine ettiği hakaretlere böyle karşılık vermiş ve Müslüman olmuştu. O günden sonra da teslimiyetini korudu ve peygamberin tüm isteklerine uydu. Onun İslam'a girmesi Kureyş'i çok etkiledi. Artık onu amcası Hamza'nın koruyacağını düşünerek Peygamber Efendimiz'e doğrudan saldırılarda bulunamıyorlardı. Diğer taraftan bu beklenmedik olay onların meselenin asıl önemini daha iyi kavramalarını sağladı ve toplum içindeki yüksek konumlarına zarar verecek olan bu gelişmeyi önlemek ve durdurmak için yeni çözümler arama çabalarını arttırdı. Bu tehlikeyi düşünerek taktik değiştirmeye ve mecliste yapılan öneriyi kabul etmeye karar verdiler. Utbe, "Niçin Muhammed'e gidip kabul edeceği bazı tekliflerde bulunmuyoruz?" demişti. Kabul ettiklerini bizi rahat bırakması karşılığında veririz. O sıralarda Peygamber Efendimizin Kabe yakınında yalnız başına oturduğu haberi geldi. Utbe hemen meclisten ayrıldı ve mescide gitti. O daha çok uzlaşmacı karakterde bir adamdı. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Hazreti Peygamber'e "Kardeşimin oğlu," dedi. "Sen bildiğin gibi kabilenin soylularındansın. Fakat halkına ciddi ve tehlikeli bir mesele getirdin. Onları birbirinden ayırıyor, onların yaşam tarzının saçma olduğunu söylüyor, dinlerini ve tanrılarını küçümsüyorsun ve onların atalarına kafir diyorsun. Şimdi benim önerdiklerimi dinle. Sana uygun olanı kabul et. Eğer istediğin zenginlikse mallarımızı birleştirir, seni en zenginimiz yaparız. Eğer istediğin şerefse seni liderimiz yaparız ve sözünden hiç çıkmayız. Ve eğer kral olmak istiyorsan seni kral yaparız. Eğer sana musallat olan cinden ve hastalıktan kurtulamıyorsan sana bir hekim buluruz. Ve iyileşene kadar senin için tüm servetimizi harcarız." Konuşmasını bitirdiğinde Peygamber Efendimiz ona "Şimdi beni dinle," dedi. Kendisini dünyevi vaatlerle ikna edebileceğini düşünen Utbe'ye yeni gelen surelerden birini okudu. Utbe kazanmak istediği kişiyi etkilemek için biraz olsun dikkatle dinliyor izlenimini vermek istiyordu. Fakat birkaç cümle dinledikten sonra tüm bu düşünceler yerini okunan kelimelerin anlamlarını düşünmeye bıraktı. Ellerini arkasına dayayarak oraya oturdu. Dinledikçe ellerinin üstüne daha çok yükleniyordu. Duyduğu kelimelerin güzelliği karşısında şaşırmıştı. Okunan ayetler vahyin kendisinden, yerlerin ve göklerin yaratılışından bahsediyordu. Eski peygamberlere, onlara uymayı reddeden topluluklara değinen ayetler bunu takip ediyordu. Daha sonra inananlardan söz eden ve onlara bu dünyada melekler tarafından korunmayı, ahirette de ebedi mutluluğa ulaşmayı vaat eden bir bölüm geliyordu. Peygamberimiz okumasını şu ayetle bitirdi. "Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin." Daha sonra şöyle diyecekti. "Duyduklarını duydun. Şimdi her şey onlarla senin aranda." Utbe yanlarına döndüğünde arkadaşları, onun yüzündeki değişikliğe öyle şaşırmışlardı ki "sana ne oldu" demekten kendilerini alamadılar. Utbe şu cevabı: "Şimdiye dek hiç duymadığım sözler duydum. O şiir değil, yemin ederim büyü ve kehanet dedi. Kureyşliler, söylediklerime kulak verin ve benim dediklerimi yapın. Bu adamla işi arasına girmeyin. Onu kendi haline bırakın. Çünkü ondan duyduğum sözler büyük haberlerdir. Eğer onu yok ederseniz kaybetmiş olursunuz. Ama eğer o Araplara üstün gelirse onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun gücü sizin gücünüz olur.
Böylece insanların en şanslısı olursunuz. Seni diliyle büyülemiş diyerek onunla alay ettiler. Utbe, ben fikrimi söyledim. Size hangisi doğru geliyorsa onu yapın, dedi. Kur'an ayetleri onda çok kısa süren bir etki yaratmıştı. O sırada içlerinden biri şöyle dedi. Muhammed'e haber gönderelim. Onunla konuşalım ve tartışalım ki denemediğimiz hiçbir yol kalmasın. Bunun üzerine ona şöyle bir haber gönderdiler. Kabilenin büyükleri seninle konuşmak için toplandı. Peygamber Efendimiz tutumlarını değiştirdiklerini düşünerek hızla onların yanına gitti. Onları gerçeğe ulaştırmak istiyordu fakat kendisine daha önce de yapılan teklifler sıralanmaya başlayınca bütün ümitleri kayboldu. Konuşmalarını bitirdiklerinde onlara şöyle dedi. Ben büyülenmiş değilim. Kralınız olmayı da istemiyorum. Allah beni size bir elçi olarak gönderdi ve bana bir kitap verdi. Sizi hem uyarmamı hem de müjdelememi emretti. Size Rabbimin verdiği haberi ilettim ve iyi tavsiyelerde bulundum. Eğer size getirdiklerimi kabul ederseniz, bu sizin için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Fakat eğer kabul etmezseniz, o zaman sizinle benim aramda Allah'ın hüküm vermesini bekliyorum.